Arkadaşlar hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Ben sizi özledim. Lokum. Benim sinirimi bozma. Bu güzellikle beraber dikkatimi dağıtma. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz videoma. Geçtiğimiz hafta bu indirimlerden eve birkaç bir şey almışım. İşte sehpa aldım, ayna aldım, puf aldım. Onlar da dün geldi. Bu sabah da bir tanesi daha geldi. Ben de hepsini biriktiriyordum. Dedim ki hani videoda beraber açarız, beraber kurarız. Hem eğlenceli olur hem de ne yalan söyleyeyim çok da üşeniyordum yani kurmaya. Bu arada akşam 8'de de kızlar gelecek. Böyle oturacağız. Sohbet muhabbet ederiz. 101 oynarız dedik. Evet, onları aslında 101 için çağırdım. Sordum dedim 101 gecesi ister misiniz kızlar? Onlar da çok yükseldiler plana. O yüzden bu akşam 8'de kızlar bana gelecek. Şu an saat de öğleden sonra 3 falan. Hani çok da vaktim kalmadı. Çünkü çok uyudum arkadaşlar. O kadar uyudum ki. İlk defa uzun süre üstüne saat kurmadım. Genelde ben hep böyle 8.30-9'a saat kurarım. O saatlerde uyanırım. Ama dün gece böyle 3 gibiydi uyuduğumda. Ben dedim ki hiç saat kurmayacağım ve uyuyacağım. Uyandığımda da saat 1.30'tu. İşte çıktım, duş falan aldım. Saçlarım hala ıslak. Sonra direkt kameramı açtım. Yani akşama çok vaktimiz yok. Kızlar gelmeden böyle bir brownie de yapmak istiyorum. Böyle işte frambuazlı, çikolatalı. Daha önce hiç denemedim brownie yapmayı. Ama becerebilirim diye düşünüyorum. Şimdi küçük odaya koymuştum ben bu gelen eşyaları genelde küçük odaya koyuyorum. Onları şuraya çıkartayım, beraber kuralım. Şöyle bir ayna aldım. Açıkçası bu aynayı almamın sebebi şu. Aslında benim bir tane boy aynam vardı. Ama o boy aynasını bu salona koydum. Salona koyunca giyinme odamda boy aynası kalmadı. Bunu ben böyle salonumun bu köşesine koyunca giyinme odamda aynam kalmadı. Giyinme odasının en büyük ihtiyaçlarından biri boy aynası olduğu için böyle bir boy aynası aldım. Şimdi bunu güzel bir sileyim ben bezle. Sarı güçlü ayna silinir mi? Bu da bir makyaj masası pufu. Aslında benim normalde bir pufum var ama ben böyle makyajlarımı çok uzun yapıyorum. Bazen işte o masada video falan çekiyorum. O pufun da böyle arkada yaslanma yeri olmadığı için konforsuzdu. O yüzden böyle arkada yaslanma yeri olan bir puf aldım. Bunu da açalım. Bundan çok mutluyum çünkü çok güzel görünüyordu internette. Görünüyor mu oradan ne yaptım? Şöyle yapsam daha iyi olur mu? Şöyle. Allah! Ay yakından göstereyim gelin. Yani bu minderi biraz saçma yani. Ben bu minderi kullanmam büyük ihtimal. Bu ne çok saçma. Lokan al. Al sana yeni oyuncak. Şöyle ben beyaz bekliyordum. Böyle krem geldi yani bir tık böyle sarı geldi. Bir o hoşuma gitmedi. Ama onun dışında yumuşacık ya. Yumuşacık. Bayıldım. Durun bir oturayım. Ay rahat. Evet güzel. Kol koymaya bile yer var. Güzel. Mantıklı bir alışveriş oldu. Bunu ben şimdi giyinme odama getiriyorum. En son hepsini kurduktan sonra giyinme odamda bunların nasıl göründüğünü size göstereceğim de şu an burada yer açılsın diye. Götürüyorum. Şimdi sırada şöyle bir puf var. Ayakta duruyor mu? Durmuyor. Şimdi şunu da bir açalım. Açarken ben size anlatacağım. Lokum neredesin? Aa bu monteli bir şey. Almıştım. Yani böyle evden çıkarken burada oturayım, ayakkabımı giyeyim vesaire diye ama küçük geldi buraya. Yani bilmiyorum bir yapalım da. En kötü yatak odama koyarım. Çünkü yatak odamda da böyle bir pufa ihtiyacım vardı. Yatağın ucunda. Bakacağız yani. Biraz yakınıma aldım. Çok öyle uzakta kaldığınız gibi oldu. Şu aynayı da sildim. Sonra bu pis kağıtları aynanın önüne attım. Aynayı tekrar sileriz. Şöyle tahtalar var. Bu aslında zor bir şey değil. Şöyle çevireceğim. Şöyle keçe gibi bir şeyler göndermişler. Bunlar da büyük ihtimalle yeri çizmesin diye.
şöyle şeyler göndermişler. Yeri çizmesin diye burasına yapıştıracağız. Hangisini ne tarafa koyacağım önemli mi? Bence değildir. Şöyle sıkı yapayım ki düşmesin. Şimdi bunları da dediğim gibi uçlarına yapıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı. Yumuşacık bu da. Güzel bence. Sadece oraya küçük kaldı. Bakın çok tatlı. Normalde ben bunu böyle buraya aldım. Tamam mı? Üstüne de şuraya da şöyle bir raf yaptıracaktım. İşte isteyen oraya bir şeyini asabilecekti. Ya da minik şöyle şuraya bir raf yaptırıp buraya da bir yuvarlak ayna almayı düşünüyordum. Böyle neyse şimdilik burada kalsın. Çünkü gözümü çok tırmalamadı burada. Ama daha bitmedi tabii. Buralara bir şeyler daha yapacağım. Şimdilik o orada kalsın. Ben bir şey düşüneceğim oraya. Şimdi bir de sehpa almıştım. İkili sehpa. Çünkü böyle eve misafir geldi mi mesela yanına işte çay koyacağım. Öyle bir sehpam yoktu. O yüzden ben de mantar sehpa aldım. Sizi az önce kurduğum pufun üstüne koydum arkadaşlar. Bunlar bayağı ağır. Allah. Nerede benim şeyim? Bıçağım nerede? Mantar sehpa aldım. Biri büyük, biri küçük. Bunlardan çok mutluyum. Yani salonumun başka bir eksiği kalmadı bu arada. Yani bunu da aldım mı tamamlanıyor. Ha pardon, en büyük eksiklerimden biri perde. Ya burasında yara var. Ama sırf bu yara için de bunu iade edemem. Gayet iyi. Bunlar gerçekten kaliteliymiş ya. Böyle tok duruyorlar, kaliteli duruyorlar. Bunları çok sevdim. Sadece şuralarında biraz yaralar var. Bakın görünüyor mu? Şuralarında biraz böyle yaralar var ama bu da zaten alt kısımda kalacağı için belli olmuyor. Onun dışında bu çok beğendim. Bunları şuraya aldım arkadaşlar. Çünkü bu aslında buraya benim idareten koyduğum bir şeydi. Ben normalde bu merdiveni Ikea'dan almıştım ve giyinme odamda hani üst raflardaki kıyafetlerimi almak için kullanıyordum. Bunu o yüzden almıştım. Ama sonradan bu eve taşınınca burası boş kalınca gittim buraya koydum ama aslında bu merdiveni burası için almamıştım. Buraya böyle bir sehpa düşünüyordum. Şimdi burayı beraber bakalım yerleştirelim. Şimdi böyle üstüne dekorasyon eşyalarımı koyalım. Bakalım nasıl olacak ama önce bir temizlememiz lazım. Bakın. Ya çok güzel oldu. Şu şurada biraz kötü mü duruyor anlamadım ama bunun da burada durmaktan başka çaresi yok çünkü fiş burada ya da bunu başka odaya falan getireceğim bilmiyorum. Bakacağım, düşüneceğim o detayı. Şu biraz çünkü kötü durdu gibi oldu. Böyle. Çok güzel oldu ya, hoşuma gitti benim. Bu arada ben aldığım bütün her şeyin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Yani bir koleksiyon ekleyeceğim. Ev koleksiyonum. Aldığım birçok şey zaten o koleksiyonda var. Siz oradan ilgileniyorsanız bakarsınız. Ben şimdi sürekli oraya bakıp duracağım. Ya, gerçekten içimde böyle yeni gelin heyecanı var. O kadar mutlu oluyorum ki evime bir şey alınca. Bu avizelerimi ilk yaptırdığımda size yemin ediyorum televizyon izliyorum tamam mı? Durup durup avizelerime bakıyorum. Birine desen güler sana hani. Ama size söyleyeyim siz bana gülmeyin. Kapının kenarında çıkardığımız çöp yığınını toplayalım. Bir. İkincisi. Aa! Giyinme odamı göstereyim size. Şimdi şu çöpleri falan atacağım. Puf böyle oldu. Şimdi burada yaslana yaslana rahat rahat makyaj yapabilirim. Bu arada makyaj masamı da değiştirmeyi düşünüyorum. Böyle buraya
daha geniş ve kenarlarında çekmeceleri olan bir şey almayı düşünüyorum. Çünkü bu makyaj masamı tam eski evime göre almıştım. O yüzden tam oraya göre. Buraya biraz küçük kaldı. Mesela işte şurada böyle sepette ürünlerim falan var. Şöyle. Burayı da yeni temizlediğim için, tertemiz yaptığım için gösteriyorum. İşte mesela hani kenarlarında böyle Ikea'nın bir tane makyaj masası var ya, kenarlarında böyle çekmeceler var. Öyle bir şey buraya daha iyi olur diye düşünüyorum. Önceden bu pufta makyaj yapıyordum. Şimdi gerçekten bayağı rahatsız olduğu için değiştirdim. Bunu da böyle kapının kenarına koydum. Bilmiyorum ne yaparım. Zaten bu da bayağı eskidi, şöyle lokum şuralarını falan tiftik yaptı ama yine kullanılır durumda. Kötü değil. O yüzden duruyor şimdilik burada. Bakalım. Buna bir hal çare bulurum. Evet. Merdivenimi de asıl olması gereken yere getirdim sonunda. Kıyafet dolabımı da ben eski evime göre aldım. O yüzden buraya bu da küçük geliyor. Çünkü bu evimin tavanları aşırı büyük, aşırı uzun. Ama yani boş bir masraf da yapmak istemiyorum. Çünkü ben dolabımı çok seviyorum. Çok kaliteli ve böyle materyalini falan da çok seviyorum. Ama taşınacağımı, böyle bir eve geçeceğimi bilseydim kesinlikle bu dolabı almazdım. Buraya özel dolap yaptırırdım. Neyse, yani böyle küçük şeyler gözüme batıyor. Batmıyor değil ama böyle gereksiz masraf yapmaya gerek yok. O dolap zaten yes yeni. Yani bir sene olmadı o dolabı alalı. O yüzden dolabımı seviyorum. Bu açıdan da burası böyle görünüyor. Çok kalabalık değil, değil mi? Kalabalıksa üstündekileri biraz azaltabilirim belki. Kamerayı açtığımda saçlarım ıslaktı. Şu an saçlarım kurudu. 41 dakikadır kayıt yapıyorum şu an. Ben 41 dakikadır ne konuşuyorum, ne gösteriyorum, neyse. Arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Ne yapacağım biliyor musunuz kapatınca? Gideceğim. Bir tane video çekmem lazım. Hızlıca banyomda onu çekeceğim. Ondan sonra açarım tekrar. Güzel şöyle bir market siparişi veririz. Sonra çok üşeniyorum. Dışarı çıksam kendim alsam daha iyi olur ama üşeniyorum ya. Ondan sonra da brownie'mizi yaparız. Kameraya geçip sizi tekrar güncellerim. Yine ben. Bana kızmayın ama akşam oldu. Ne yapayım? Kameramı şarja koydum. Makyaj yaptım. Bu akşam biliyorsunuz misafirlerim var. Onlara güzel görünmem gerekiyor. Makyaj yaptım. Bir şeyler atıştırdım. Ama çok fazla yemek yemedim. Çünkü şöyle. Ben kızları normalde davet ettim. Dedim ki kızlar hani bana gelmeye ne dersiniz? Okey oynarız falan dedim. Çünkü üniversitenin birinci sınıfında okey oynamayı çok seviyordum. Ve arkadaşlarımla sürekli okey oynuyorduk. İşte ondan sonra bu evimde de öyle bir hayalim var. Yani gerçekten bir okey takımı almaktı. Ve böyle okey takımımı alırken de şey yaptım arkadaşlar. Yani böyle tahta olanı aldım. Plastik okey takımları vardı. Dedim hayır. O dedim taşların seslerini duyacağım. Bugüne kısmetmiş. Gerçi geçen lütfoşlarla da okey oynadık. O da çok eğlenceliydi de vlog çekmemiştim o gün. Dün de Pelin'den işte gruba şey yazmış. Hani ben kısır yapmayı düşünüyorum. Böyle bir şeyler yapalım mı gün gibi. Ben de uyar dedim bana. Kızlar da işte öyle bir şeyler yapmış. Gizem patates salatası yapmış. Zeynep de muffin yapmış. Ben de biliyorsunuz mutfakta çok becerikli olmadığım için hani insanları bıktırmayacak ve lanet ettirmeyecek bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden brownie yapacağım. Normalde profiterol yapmak istedim. Çünkü çok kolay yani, hani marketten alıyorsun ve birleştiriyorsun. Ama üşendim onu da yapmaya, ne yalan söyleyeyim. Şimdi brownie için birkaç malzemem eksikti evde. Kakao eksikti. Bir de brownie'nin içine koymalık çikolata eksikti. Onları sipariş verdim. Sipariş edeyim. Çok Allah, saat şu an 6.30 ve 8'de kızlar gelecekler. O yüzden acele etmemiz gerekiyor. Bir de şöyle farklı cipsler gördüm. Bakın böyle ben farklı cips denemeye bayılırım. Böyle şeyler gördüm yemek sepetinde. Ben de dedim ki hani bunlar yoğurtlu soslarla güzel olur. Böyle aldım da. Bunlara bu arada ben çok para verdim. Bunlar niye bu kadar küçük? Neyse. Yapacak bir şey. Süzme yoğurt aldım. Bunlara da yoğurtlu sos yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Şunları da dolabıma koyayım. Şimdi ben okuyorum. Diyor ki yumurtayı ve şekeri farklı kapta köpürt. Sonra diğer kapta da tereyağı ve çikolatayı karıştır. İkisini birleştir diyor. Zor değil. Tamam mı? Zor değil. O yüzden ilk başta yumurtayı ve şekeri çırparak başlayalım. Şu kapta yapacağım. Şimdi 3 tane yumurtayı kıracağız. Bismillah. 1, 2 ve 3. Sanırım bunu iyice bir çırpıp köpürtmemiz gerekiyor.
lokum. Sen de orada duruyorsun. Keşke bir işe yarasan da bunu karıştırsan. Bizim 150 gram kullanmamız gerekiyor. Yani bunun yarısından biraz daha fazlasını koyacağız. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın, tamam mı? Benim normalde böyle bir kare borcamım vardı, tamam mı? Ben onun içine koyacaktım ve planımı da ona göre yaptım. Ama şu an o borcamı bulamıyorum. Taşınırken ben onu mı verdim, attım mı yanlışlıkla, kayboldu mu bilmiyorum ama ben o borcamım var sanıyordum. Şu anda borcamım yok, şöyle bir şey buldum. Bunu da yapacağım. Ne yapayım? Dur bakayım kaç dereceydi de fırını ona göre ayarlayayım. Tüm malzemeler erittikten sonra spatula ile unu, vanilya, kakaoyu iyice hamura yediriyoruz. Bu işlemi yıkarken spatula kullanmalı. Hamuru yanlarında üst etiket karışmasınız. 160 derecelik fansız fırında brownie'mizin üzeri çatlayana kadar 30-35 dakika. 160 derecelik fansız. Şu an şöyle görünüyor. Şimdi bunun içine şöyle çikolatalar koyacağım ki lezzetli olsun. Evet, şu an böyle görünüyor. Hadi bakalım bunu fırına koyalım. Şimdi saatimizi de kuralım, dakikamızı tutalım. Misafirlerimin gelmesine çok az kaldığı için şu yoğurtlu cips sosunu yapacağım şimdi de. Ben böyle genelde süzme yoğurt seçiyorum. Süzme yoğurdun içine de nane, pul biber ve tuz koyuyorum. Gerçekten güzel oluyor. Bakın bunlar neymiş? Pul biber, aynen. Şuradaki pul biberi ve kuru nane, aynen. Şu ikisini koyuyorum. Allah'ım bunun bu kadar küçük olduğunu bilseydim vallahi almazdım. Tadına bakacağım. Şöyle kuru yemişler koydum. Bu böyle dönüyor arkadaşlar, alevli bir şey. Ve şu cipsler ne kadar güzelmiş ya, bayıldım. Tam böyle soslu yoğurtta kullanılacak cips. Onun dışında brownie'me bakalım. Brownie'm şu an şöyle. 5 dakika sonra brownie'm de çıkacak. Kamerayı kurmak için mi kapıyı geç açtın? Evet. Burada çıkartabilirim değil mi? Tabii. Buraya kadar gelebilirsin. Ay harika sofra olacak. Aslında çok hediye de sayılmaz da. Hayır, dedim ne alabilirim? Bugün Gizem de gördüm dedim. Gizem de influencer oldum. Dedim ki ya ben bundan Asena'ya alayım. Dedim ne kadar güzel dedim. Hatta gidince alırım dedim. Hani şey, başka bir yere gidemedik bugün. İki adam sonra eve döndüm. Pelinay'ın kısırını arkadaşlar servis ettim. Zeynep'in muffinleri bunlar da. O kadar güzel görünüyorlar ki. Allah, bakalım inşallah. Ben bir tane... Sen bunun büyüğünü mü yapıyordun? Hoş geldiniz evime bu arada. Hoş bulduk şekerim. Ben bunun kekini yaptım geçen. Dedim bugün bu kabı düşündüm ben bunu. Rahatlıkla getiririm. Bir gün ilk defa onu kullanmak için bir yer buldun değil mi? O yüzden o kabı kullanıyorsun. Bir kere daha kullanmışsın bu ikinci olsun. Hoş geldin. Ya. Ya bu kız bana aşık olabilir mi? Kırmızı gül almazsın yani. Kırmızı gül almış. Her yerden koymuş. Yazıklar olsun. Çok güzel. Ama yani güzel bir aranjman olmuş. Ben söyledim. Değil mi? Doğru. Tatlı kokusu geliyor. Ben de onu diyorum. Daireyi bilmesek de bulurduk. Koklayarak. Sen acı seviyordun değil mi? O zaman bunu ikiniz yiyin sadece çünkü çok çok acı. Tadım yapıyorum. Yalan konuştum, zaten yaptım. Bizim kuskusu çok güzel olmuş. İkinci tabağımdan gidiyorum. Bayıldım. Nar falan. Kapya biber ne varsa koymuş içine. Bu masanın bir eksiği var, börek. Evet, hamurlu bir şey daha olabilirmiş veya poğaça gibi hani böyle peynirli falan. Bir de milföy. Ben... Gerçekten öyle mi duruyorum? Bu kız iyi yemek yapar mı duruyorum? Evet. Şaka yapıyorsunuz. Hiç beceremiyorum onu şekerim. Becerim. Ama bir şey yaptım, bu da güzel yapıyorum. Ha. O da olmuş. Hani... Zeynep az önce bir cümle kurdu ve dedim ki kamerayı açacağım, tekrar söyler misin? Şimdi. Dilimin ucundaydı zaten. Tadı çok güzel ama bu güzellik bakınca anlaşılmıyor. Bu güzellik bak şöyle anlaşılıyor. Tipi biraz kayık. Çok iyi. Gerçek. Mesela bayağı yumuşak. Ağzını bağlıyor. Yemen lazım. Çok iyi. Şaka yapıyorsun, bir daha söyle. Nasıl? Yani dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Hadi sen de tadına bak. Çok doyduk yani. Bu arada be. Hı-hı. Doyduk yani. Aslında sen dünyadaki en iyi brownie yapabilirsin. Gerçekten çok iyi.
Ya beni nereye çağırdınız? Ben bunu sırtından... %101'de o kadar kötüyüm, o kadar kötüyüm ki. Bu da bana sürekli bir atıyor. Aa! Çekiyorum ortadan. Ne atayım kızlar? Şerefe çürekçim. Şerefe Yavuz. Ne kadar gıdığım var.